Bu dersimizde XML nedir konusuna değineceğiz. Öncelikle XML bir Markup Language yani bir işaretleme dili. XML'in uzun yazılışı olarak Extensible Markup Language yani genişletilebilir işaretleme dili olarak söyleyebiliriz. XML'in birçok tanımı yapılabilir. Ama birçok tanımın dışında XML bir işaretleme dili standartını kullanan ve tamamen sizin datalarınızı kendinize özel etiketleyerek kullanabileceğiniz bir biçimdir. XML herhangi bir kuruma ait olmadığından dolayı internet üzerinde ortak dil olarak kullanılabilir, kullanılmaktadır. Örneğin insanlar arasında ortak dil İngilizce kabul edilebil, edildiğini düşünürsek benzerlik olarak da internet teknolojisinde yani bilgisayar teknolojisinde de ortak dil olarak iletişim olarak da XML kabul edilmektedir. XML'in kullanım amacı sadece ve sadece datalarınızı iletişim kurmak için datalarınızı belli bir standarta saklamak ve farklı platformlar arasında da bu dataları saklamak veya iletmek amaçlı kullanabileceğimiz bir yapı. Örneğin elinizde bir listeniz var ve bu listenizi Excel tablosu içerisinde yazın dediğimizde mutlaka kolonlar ve satırlar olarak datanızı belli bir standarta göre satır ve kolonları dikkate alarak yazarsınız. İşte bu elinizde bulunan listeyi. Markup Language yani işaretleme dili standartlarıyla ki HTML aynı standartı kullanmaktadır. İşaretleme dili standartlarıyla bu listenizi kendinize özel yazdığınız anda itibaren ve dosyanızın uzantısını xml yaptığınız anda itibaren elinizde bir adet xml dosyası olduğunu düşünebiliriz. XML dosyası tamamen sizin ihtiyacınıza göre ama işaretleme dili kurallarına uygun olmak şartıyla istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Örneğin HTML'de bir işaretleme dilidir. Yani işaretleme dili standartlarını kullanan bir yapıdır. HTML içerisinde örneğin body tagımız vardır veya HTML tagımız vardır veya title tagımız vardır. Bu tagların isimlerini değiştiremeyiz. Yani HTML içerisinde kullanılan tagların içim isimleri standarttır ve daha önceden belirlenmiştir. Fakat biz kendi XML yapımızı, kendi işaretleme dilimizi kullanmaya çalıştığımızda bu tag isimlerini kendimiz belirliyorsak ve içerisinde bulunan bilginin dizilişini de kendimiz belirliyorsak biz bir XML dosyası oluşturmuşuz diyebiliriz. Baştan da belirttiğim gibi XML standartı herhangi bir kuruma bağlı olmadığı için örneğin Microsoft, Sun Microsystem veya Adobe bağlı olan bir format olmadığından dolayı internet üzerinde çok ciddi olarak geliştirilmiştir. Basittir ama çok güçlü şekilde bilgilerinizi etiketleyip farklı platformlara iletişim kurabilirsiniz. Örneğin bir Java programlama diliyle .NET programlama dili arasında dataları iletişim kurmak, dataları e, iletmek istediğinizde en e, önemli standartlardan bir tanesi XML'dir ve bu şekilde rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Veri tabanları XML yapısı üzerinde verileri çıktı ve e, kendi içerilerini alırlar ve kendi içerilerini kendi standartlarına göre saklayabilirler. Ama iletişim olarak XML platformunu e, tercih ederler. Kısacası XML internet üzerinde data iletişimi için kullanılan en önemli standartların başında gelmektedir. Örneğin bir e-ticaret sitesi uyguladınız ve bu e-ticaret sitesi içerisinde post cihazı ve post dediğimiz sanal post cihazı aldınız. Bankanın bu post sistemini kendi içerisinde hangi dille yazdığı önemli değil. Sizin de e-ticaret sitenizi hangi dille yazdığınız da önemli değil. Aradaki iletişimi XML standartları içerisinde kurarsınız ve bu XML standartları iki tarafın da hangi dille geliştirildiğini ortadan kaldırır. Yani XML standartları neredeyse bütün programlar ve bütün diller standart olarak tanımaktadır. Fakat XML kişiye veya XML'i yazan duruma göre, programa göre standart belirlendiğinden dolayı mutlaka örnek bir XML dosyasını daha önceden biliyor olmanız lazım. Örneğin sanal post e, kurmaya çalıştığınızda banka size örnek bir sorgulamak için bir XML standartı verir, bir örnek XML dosyası verir. Siz bu XML dosyası üzerinden standart olarak kullanmaya başlarsınız, programınızı buna göre adapte edersiniz. XML dilini oluşturmak, XML formatta datalarınızı yazmak aslında çok kolay bir yapıdır. Çünkü XML ile uğraşan bir insan mutlaka az veya çok HTML diliyle ...haşır neşir olmuştur. HTML dili içerisinde kullanılan taglar, etiketler, etribütler... ...bu sistemler hepsi XML içerisinde kullanabileceğiniz standart yapılardır. Yani kurallardır. HTML dilini kullanan bir insan rahatlıkla XML oluşturabilir. Yani çok kısa bir sürede XML dosyası oluşturup... ...kendi datanızı e, belli standartlara göre, kendi standartlarınıza göre... ...işaretleme dili içerisinde oluşturabilirsiniz. Fakat daha ilerisine girdiğimizde XML'in DTT dediğimiz veya XSD dediğimiz daha farklı şemaları oluşturulabilir. Bu da bir sonraki adımda daha profesyonel XML yapıları kurmak için yani bir API oluşturdunuz ve bu e, API'nizin e, insanların e, kullanmasını istediğinizde bir standart oluşturmak zorundasınız. Fakat bu standart yine bir XML dosyası ama bu XML dosyasının standartlarını belirleyebileceğiniz ek yapılar diyebiliriz. DTD ve e, XSD. Bunun dışında XML standart olarak oluşturulması çok kolay, text tabanlı bir dosya içerisinde veya dinamik olarak oluşturduğunuz ve iletişim kurduğunuz bir yapı. Şimdi bir sonraki dersimizde ilk XML dosyamızı oluşturarak işlemimize devam edelim.